Merhaba. Merhabalar. Bugün Tesla ve Tesla'nın tekrar halka açık bir şirket olmasından özel bir şirket olmasına geçişiyle ilgili haberleri konuşacağız. İlk önce ne düşün? Bu arada komik adam Twitter'dan çıkardı bunu. Evet ya. Adam böyle hani yatırımcılara bilgi vereyim önce bir mektup yazayım falan hiçbir şey yok. Ama Twitter'dan dedi Ben şeyi ki anlamadım ya. ben artık böyle düşünüyorum. Bilginiz olsun. Adam borsaya açık bir şirket. Kaç şu anki değerlimiz? 360 milyar dolar mı? Yok yok Milyon. 60 60 küsur, 60 milyar mı öyle bir şey? 60 60-70 milyar. milyar bir dolarlık bir şirket. Hisse başı 380 dolara çıktı şimdi. 350'lerde miydi? 330'larda mıydı? 350-330'lardaydı. Bir an işte zaten bir yükseliş trenini geçmişti. Bu haber bir çıktı. Bam. %11 bir anda zıpladı. Şimdi haberi bir özetleyelim. Evet. Elon Musk çıktı ve dedi ki benim şirketim Tesla, öyle diyor aslında, benim şirketim Tesla halka açık bir şirket olduğu için yatırımcılardan, yönetim kurulundan kendi işimizi büyütmekle ilgili bizim aynı hayalleri paylaşmıyorlar. O yüzden de Tesla'yı alacağız ve tekrar bir private şirket yapacağız. Yani borsaya açık bir şirketten borsaya açık olan Çok hisseleri ilginç bir şey. Herkes ve borsa açmaya çalışıyor. evet ve şey olan böyle tahminen kendisini rahatsız eden yatırımcı ortaklarını çıkarmak istiyor. Yok, yani olabilir Ve belki. onların yerine de hisselerini, şu anki borsa değeri işte 320-330'lardaydı bu haber ilk çıktığında. Oradan değil de 420 dolardan Dolardan alacak bir savaşı yatırımcı bulduğunu söylüyor. buldum diyor. Orası ben hallettim diyor. Çıkmak isteyen yatırımcılar çıkabilir diyor. Kalmak isteyenler seve seve kalabilir diyor. Ama bana Ama karışmayın diyor diyor. ben diyor 420 dolardan bu hisselerin hepsini satın alacağım. Böylelikle diyor tekrardan şirketi açıktan private özel bir şirket haline getirip yoluma devam edeceğim diyor. Şimdi bunu Buna tetikleyen benzer bir şey olmuş mu hiç? Baktın mı? Ben hiçbir şey ben duymadım. baktım bir tane daha şirket de olmuş ama bu kadar yüksek değerlemede değildi. 30-40 milyar dolardan bu şekilde bir işleme girmiş. Bu değerde yani 80 küsur milyar dolar değerlemeden yani 420 dolar ona denk geliyor. İlk defa böyle bir işlem yapılacak. Bence bunu tetikleyen sebeplerden bir tanesi geçtiğimiz aylarda yaşanan işte Tesla yeteri kadar üretim yapamıyor. Tesla hedeflerini yerine getiremiyor. O yüzden biz artık Elon Musk'a güvenmiyoruz. Güvenmediğimiz Çünkü için verdiği de hiçbir sözü tutamadı dediler. yani güvenmediğimiz için de onu ve kardeşini board'dan almak istiyoruz diye Ha bir bir de oylamaya doğru, çıktı. kardeş de borttaydı. Evet, o ikisini board'dan almak istiyoruz. Elon Musk'ı da CEO'luktan almak istiyoruz. Bunu oylamak istiyoruz dedi ve bu oylandı. Ve Elon Musk ve kardeşi devam kararı alındı oylama sonucunda. Ama buradaki bence Ama riski resmen gören ipten döndüler. ipten döndüler tabii canım. Aynen Yani öyle bu ipten ona döndüler çıkıyor yani. yani hakikaten az kalsın kendi kurduğu şirket aynı daha önce Steve Jobs'ın başına Kurmadı. geldiği gibi Orada onu ha söylemeye kurma yani çalışıyorum. al yani Şu an kendi başına olan şu an şirketi. başında olduğu şirketi ama satın aldı ya önce kendi satın aldı. Yani Evet başkası evet. kurmuştu. Tesla'yı satın aldı. Satın aldıktan sonra büyütmeye başladı. Sonra borsaya açıldı, doğru mu? Elon Musk Doğru zamanı doğru. borsaya açıldı Tabii tabii şirket. aynen. Öyle hatırlıyorum ben de. Bunu yapmak istiyor şu an. Twitter üzerinden bayağı bir konuştu bu konuyla ilgili. Sonra personel bir mail attı. Sonra evet Hatta geniş bir mail döndü. web sitesinde yayınladı. Yani Tesla'nın web sitesinde yayınlandı. Şu an benim Elon gördüm. Musk'ın yazdığı, personele yazdığı mektup. Şu an benim gördüğüm herkes de şok durumda. Kimse beklemiyordu böyle bir şeyi. Ama aslında bunun sinyalleri vardı. Öncelikle şunu söyleyeyim. SpaceX, private bir şirket. Bu da Ha, Elon doğru. Musk'ın diğer şirketi. Ve Elon Musk şunu söylemişti SpaceX zamanında. Benim çok dikkatimi çekmişti o cümleleri. Dedi ki, benim dedi buradaki amacım tabii ki para kazanmak. Ama bu kazandığım parayı yatırmak, yani bu kazandığım karı Mars'a gitmek için harcamak istiyorum. Yani işte ortaklara vermek için veya yatırımcılara vermek için değil. Tamamen bu şirketin amacı Mars'a çıkmak. Şu an yaptığım tüm işlemler diyor. Ticari olarak para kazanıyorum fakat cebime bir şey koymuyorum. Çünkü amacım kâr etmek değil. O yüzden diyor ben bu SpaceX şirketi Borsayı açmıyorum. borsaya açmayacağım. Çünkü borsaya açarsam diyor yatırımcı girdiği Doğru. zaman onun amacı kâr olacak. Ve diyecek ki ya salla Mars'ı ne Mars'ı. Sen işte var olan işi scale et. İşte daha farklı ihaleler al. Vesaire vesaire.
hiçbir zaman dedi, en az biz hedefimize, hedeflerimize ulaşana kadar, büyük hedeflere, SpaceX dedi, listed bir kampanya olmayacak dedi. Yani borsaya açılmayacak dedi. Şimdi Tesla'da da aslında adamın SpaceX'te korktuğu şey başına geldi. Başına geliyordu. Az da ortakların kar demesi üzerine adam şirketinden oluyordu. Şimdi adam diyor ki bana güvenen, bana inanan yatırımcı içeri kalsın. Seve seve kimseni satmak zorunda bırakmayacağım. İçeri kalmak isteyen bırakamaz kalabilir. Zaten bu arada. Evet, içeri kalmak isteyen kalabilir. Ama kalmak istemeyen bir premium'dan, yani $380 civarında olan hisseyi $420 alacağım. Siz de cebinize %20 kar koymuş olacaksınız. Ve ben bu şirketi kapatıp, yani kapatıp derken özele geçirip, evet, bundan sonra burada benim sözüm geçer. İstersen 5 mi üretirim, istersen zarar ederim, istediğimi yaparım. Kimse de karışmaz noktasına getiriyor. O açıdan hani hem şaşırdım haberi görünce, hem de dedim ki bu adam şeyi sevmiyor yani. Dışarıdan karışılmasını sevmiyor. Bu adam şey odaklı bir adam da değil, kar odaklı bir adam da değil. Bu adam hep bu ne kadar ki PayPal dışında belki, evet, hep vizyon olmuş. Hani uzun PayPal'da vadeli, da iyi bir vizyonlar var. Sadece onun değil. Yani renewable yılın enerji vesaire üzerine Tesla çıktı, evet, ve şeye devam ediyor. SpaceX işte multi-planetary dediği işte gezegenler arası. Birden fazla gezegenin üzerine insanların yaşaması üzerine kurulu. İlginç yani. İlginç bir haber. Adam zaten sanki yani şey, net bir şekilde adamın deli olduğu konusunda çok rivayet var ya yani, evet, adam ya. sıra dışı bir şekilde iş yapıyor adam. Evet. Ya zaten üstüne işte SpaceX gibi bir şirketin var. Bununla sen gidiyorsun işte roket üretiyorsun. Mars'a gideceğim diyorsun. Sonra bir şirketin var Tesla diye. Gidiyorsun burada araba üreteceğim diyorsun ve dünyada hiç olmadığı kadar ciddi bir hype yaratıyorsun, bir böyle popülerlik katıyorsun elektrikli araç işine. Evet. Hatta gidiyorsun şirketinin bütün patentlerini dışarıya açıyorsun. Elektrikli araçla ilgili bir sürü patenti vardı Tesla'nın. Eskiden gelen ve Elon Musk zamanı alınan, bunların hepsini açtı, public açtı. Evet, aynen. İsteyen herkes gelsin bunları kullansın diye. Aynen. Çünkü dedi benim derdim şu an pazarı büyütmek, elimdeki patentlerle para kazanmak değil dedi. O yüzden adamın yaptığı her şey, her iş yapış şekli sıra dışı bir şekilde yapıyor adam. Evet. Yani bunu ben düşündüm, yani şey bazında düşündüm, yani hakikaten bu tarz senaryolar olmuyor mu? Listed olmasa bile yatırım almış şirketlerde de bunu duyuyoruz. Evet. Yani Türkiye'de de var benzer durumlar. Daha önce şirketini bir yere satmış, bir stratejiye satmış, geri almış. Mesela Positron hikayesi öyle bir hikaye. Biliyorsun onlar Monetize'e sattılar şirketi. Sonra Monetize'den Türkiye'yi tekrar geri aldılar. Monetize acayip kötü gidince anladığım kadarıyla globalde. Ekibi alıp, yani Positron Türkiye'yi anladım ki, Monetize Türkiye'yi alıp hatta geçen paraşüt üretim bandında bir önceki bölümde onunla ilgili bir şey vardı. Hani onun hikayesiyle ilgili bir konu vardı. Bu Türkiye'den bir örnek. Eminim benzer hikayeler dışarıda çok fazladır. Yani sen bir yatırımcın var. Senin baktığın vizyona yatırımcın bakmıyor. Yatırımcı çünkü işi gereği adam işte 5-10 sene içerisinde, 12 sene içerisinde bir getiri bekliyor. Özellikle VC dünyasını düşündüğümüzde, private equity'leri düşündüğümüzde. Adamın, senin amacın şirketi alıp atıyorum 1 liradan 10 lira yapmak. Ama yatırımcıya 3 lirayken hali de bir return olduğu için, bir getiri sağladığı için senin 10 liraya gitmen yolunda değil de 3 liraya ulaşma, belki 4 liraya ulaşmanı daha gerçekçi gördüğü için şirket 4 liradayken çıkmak isteyecek. Evet. Ve biliyorsun birçok yatırım işinde önemli o şeylerden, hani yatırımcı sözleşmenin bir tane maddesi de call option'dır. Hmm. Ben şirketi satıyorum ve sen de benimle beraber satmak zorundasın. İbareleri vardır. Yani aslında şimdi bunları görünce ya evet, yani bu tarz şeyler, hikayeler, bu tarz sözleşmedeki o küçük maddeler bir şirketi alıp bir yerden bir yere götürürken senin önünde ciddi bir engel olabilir. Evet. Yani yatırımcının dediğim gibi hani adamın o dönem artık bitirmesi gerekiyordur o fonu, çıkması gerekiyordur ve senin daha aslında gideceğin 4'ten 10'a kadarki yolu görüyorsundur. Ama yatırımcı nedeniyle sen 4'ten sen de işi bırakmak, şirketini satmak zorunda kalabilirsin. Evet. Bir de şey yaratıyor, çok fazla negatif haber yaratılıyor. Mesela Tesla hisseleri düşmeye başladığı zaman işte zarar ettik, bir anda hop tüm Tesla hisseleri düşüyor. Bir anda tüm Wall Street, tüm haber kanalları işte Tesla batıyor mu, Tesla hisseleri düştü, %10 kaybetti, evet, %15 kaybetti. Elon Musk bunu ne diyecek, şunu ne yapacak? Düşünsene adamın
dünya kadar işi var. Bir de marketing, medya, trafiğe de uğraşmak, Wall Street ile uğraşmak zorunda. Çünkü orada hisseler var ve shareholder olan beklentileri var. Bu arada onu da adam yönetmek zorunda. O adam diyor ki yok ben bunu yönetmek ama istemiyorum. Ama unutmayalım niye borsaya açıldı? Çünkü borsaya açtığı hisselerle şirkete kattığı geliri fabrika kurmakta harcadı. İşte devasa bir gigafaktörü kurdu. Bu mecbursun yani eğer şirketini dramatik büyütmek istiyorsan yani ve bir likidin olduğunda bunu dramatik yapabileceksen yatırım alacaksın, borsaya açacaksın. Özel ya da public bu işi yapman gerekiyor. İşte bu çok enteresan bir durum. Dediğim gibi bu tarz hikayelere biraz bakıp bunlarla ilgili de konuşmak enteresan olabilir. Yani eminim etrafımızda Türkiye'de de yurt dışında da evet belki IPO yapmış olanlar değil yani borsaya açık şirketler değil ama yani bizim gibi yatırım almış şirketlerden de farklı böyle hikayeler çıkabilir. İlginç bir strateji var değil mi? Adam diyor ki 420 dolardan şey adam ama zaten öyle diyor, olmazsa alacak. Öyle olmazsa zaten direkt alamaz diyor, ya. 120 premiumdan hepinizin hissesini alacağım. Abi şey diyeyim mi? Sadece bunu yaparak borsadaki hisselerini ciddi oranda arttırdı bir anda. Şimdi şöyle bir şey var. Ne oldu? Şimdi düşünsene sen. Ben görüyorum 420 dolardan bu hisse alınacak. Hemen al. Bugün 350 dolar. Alayım abi zaten 420'den satacağım evet, yani garantiyi aynen. Biliyorum. Garanti. Bugün gidip hisseyi alırım. Ki öyle oldu. Bir sürü insan öyle yaptı. %11 civarında bir günde zaten fırladı. Evet. Çünkü çok çok mantıklı yani. Hatta şöyle bir şey okudum Twitter'da. İşte bu şeye de giriyor bu arada. Manipülasyona giriyor. Evet. Mesela yani Türkiye'de şimdi, Türkiye'de böyle bir şey yaptın düşünsene ya. Kap direkt kafana biner yani. Eğer almazsan SPK. Evet. Ya alırsan tahmin ediyorum. Yani olacak olan bir şey söylemiş oldun. Bilmiyorum manipülasyona girer mi? Ama çıkıp da ya şaka yapmıştın dersen. Ben var ya düşündüm var ya. Borsalık yıkılır takvime yani. Takvime baktım direkt 1 Nisan'da Mayıs falan dedim yani ilk okuduğumda. Böyle bir şey olursa o zaman işte ciddi ciddi manipülasyona girer ve ciddi ciddi ceza yağar bence bilmiyorum detaylarını o konuda uzman önemli değil. O yüzden bence hakikaten önümüzdeki aylarda ne zaman yapılacak bilmiyorum ama tahmin ediyorum private'a döndüğünü göreceğiz. Enteresan. Peki hacım ne yapacak ki borsada sattığı hisselere gidecek? Şirketi unlistedince oradaki hissedarda direkt hisse vermesi lazım yani. Ben hissem var ve aynen. Satmayacağım yani. Evet. Borsada tutuyorum elimden. Benim tabii. Tamamen unlistetmesi için bana normal bir kağıt verip borsadaki kağıdı geri falan alması lazım. Sonra da borsada unlistetmesi falan lazım. Aynen. Çok enteresan yani. Geçecek yani. Ya prosedürü bile tahminen satmak acayip bir iştir yani. Satacak parasını alacak, satmak istemeyen içeride kalacak, hisseler olacak ve devam edecek hayatına. Vay be. İlginç bir süreç. Evet. Zaten takip edeceğiz haberlerde. Evet, her yerde çıkıyor yani. Yani. Okey. Güzel bölüm oldu bence. Bu konuyla ilgili sizin de görüşlerinizi merak ediyoruz. Lütfen yorumlarda siz de ne düşündüğünüzü yazın. Buna benzer hikayeler biliyorsanız lütfen paylaşın. Belki dediğim gibi birilerini konuk alırız. Ve burada o konuları da konuşuruz. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Bir başka bölümde görüşmek çok üzere. Güzel. Paylaşmayı unutmayın. Bölümü beğendiyseniz lütfen likelayın. Unutmayın biz Gümlet Medya ile beraber yapıyoruz bu podcastleri, bu YouTube kanalını. Bizim dışımızda 3 farklı podcast'i de tüm podcast uygulamalarını takip edebilirsiniz. Girişimci Muhabbeti, Paraşütlü Üretim Bandı ve Oyun İmalatı. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.